Bizi izleyen herkese yürekten selamlar. Sitemize göstermiş olduğunuz ilgiden de gerçekten çok teşekkür ederiz. Sorularınız gelmekte, maillerimiz cevaplandırmakta, en kısa sürede de danışmanlarımıza ulaştırıp size geri dönüş sağlamaktayız. Bununla beraber gelen sorulara da farklı bir bakış açısıyla bakmak, bu alanda aynı sorulara sahip kişiler varsa onlara da ışık tutmak amacıyla da bazı mailleri size de okumak istiyorum ki belki sizin de bu konuyla ilgili bir fikriniz olabilir ya da kendi hayatınızda bu tür süreçleri uygulayabilirsiniz. Örneğin Neslihan Hanım'ın mailiyle başlayalım. Diyor ki Neslihan Hanım bize attığı mailde, merhaba ben Neslihan, 6 ve 10 yaşlarında 2 oğlum var. Tüm eğitimlerini Kanada'da tamamlamak ve bu süre boyunca da orada yaşamak istiyoruz. Çocuklar üzerinden göçmenlik, vatandaşlık alabilmemiz mümkün mü? Aynı zamanda bir yeşil pasaportumuz var. İngilizcem de başlangıç seviyesinde. Ben de bu arada çocuklarımla beraber dil eğitimi almak istiyorum. Bana bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Olur mu olmaz mı noktasında bir mail atmış bize. Biz bu maili tabii sevgili danışmanlarımıza gönderdiğimizde gelen, onlardan gelen cevaplar ışığı altında sizlere de bu mailin cevabını paylaşıyorum. Göçmenlik tamamen ayrı bir konu ve ayrı bir çalışmayı ve danışmanlığı gerektiriyor. Bununla ilgili de firmalar bulabilirsiniz ve bu konularla ilgili destekleri de alabilirsiniz. Ama genel olarak göçmenlik için nitelikli iş gücüne istenir ve iyi bir İngilizceye sahip olması beklenir. Nitelikli iş gücü dediğimiz şey, işte bu bir mimar olabilir, bir mühendis olabilir, bir doktor olabilir, bir aşçı olabilir, bir garson olabilir, her şey olabilir. O ülkenin ihtiyacı olan şey neyse kendi web sayfalarında da dahil olmak üzere bu ihtiyaçları yayarlar ve bu ihtiyaçlara uygun kimseleri tespit ederler ve sınavlarla da bunları ülkelerine kabul ederler. Bunların prosedürleri ayrı ve farklıdır. Ama bizim Neslihan Hanım'a eğitim üzerinden vereceğimiz cevap nedir diye sorarsanız, eğer sevgili danışmanımızın eşliği altında öneri şu yönde olabilir. Neslihan Hanım'a diyebiliriz ki siz öncelikle dil yetkinliğinizi geliştirebilmek adına Study Permit denilen bir uygulamaya, dil programına dahil olabilirsiniz. Bu dil programında İngilizce yeterliliğinizi belli bir seviyeye getirir. Okuma, dinleme, anlama, konuşma yönünde belli bir seviyeye gelirsiniz ve sonrasında gireceğiniz sınavlarla bunu kanıtlayabilir. Yüksek öğretime, yani college denilen, Kanada'daki college denilen sisteme kayıt yaptırabilirsiniz. 2 yıllık bir programdır bu. Üniversiteye eş konumda sertifikasyonlara sahiptir ve bu college'lardan mezun olanlar sonrasında ya MBA, yüksek lisans devam edebilirler ya da üniversitenin farklı bölümlerinde okuyabilme haklarına sahip olabilirler. Tabii bu haklara eğer sahip olursanız, college'da eğitim alırsanız çocuklarınız da sizinle beraber aslında ücretsiz eğitim hakkına sahip olurlar. Yani bir kişiye ödeyeceğiniz parayla 3 kişi eğitimden yararlanıyor olabilir. Çocuklarınız sizin imkanınızdan ücretsiz bir şekilde yararlanma hizmeti sağlatabilirsiniz. Ama bilin ki bunlar göçmenlik değildir, vatandaşlık değildir. Tamamen sizin eğitim hakkınızı, eğitiminizi sağlatabilecek, çocuklarınıza eğitim olanağı sağlatabilecek çalışma yöntemleridir, uygulama yöntemleridir. Göçmenlik ve vatandaşlık farklı bir alanı, farklı bir kategoriyi gerektirir. Eğer daha fazla, daha farklı sorularınız varsa, Neslihan Hanım'a benzer sorularla bilgi almak istiyorsanız lütfen bize info@yurtdışieğitim.net'ten ulaşın. Cevaplandırmaktan mutluluk duyacağız. Görüşmek üzere.